Evet, şimdi Samsun'un Çarşamba, yok Salı Pazarı, Kocalar Köyü'ndeyiz. Burada Kurban Bayramı'nda ziyaretlerimizi yapıyoruz. Akrabalarımıza geldik. Burada da yine bizim akrabalara ait ama kullanılmayan, fazla kullanılmayan, sahibinde birkaç gün önce vefat etti. Şöyle değişik eski bir ev var. İlgimi çekti. Bu ev aşağı yukarı 45 yıl önce başka bir köyden satın alınmış ve portatifmiş, çivisiz, birbirine geçmeli. Buraya getirmişler. İşte 1970'li yılların ortalarında buraya monte etmişler. Gördüğünüz gibi böyle gerçekten şu anda ev demeye bin şahit ister ama şu haliyle. Şurada elektrik sayacı mı var baba burada? Var. Yani elektrik var mı bu evde? Elektrik kesmişler de. Elektrikle bak, avluları almışlar mı? Kapısı açık mı acaba? Kapısı kapalı. Şurası bakayım mı? Var. Gerçi yerlerde çok sağlam. Oo. Aman gel. Açılmıyor. Nasıl içine bir yerden giriliyor dedi dayı ama şuradan en azından dışarıdan gözüküyor mu ki? Dayı buraya geldiği zaman nasıl kalıyormuş ya? O zaman içeri girer işte. He, şurada yatak falan var mı? Yatak mı var? Var var. Burada nasıl kalır bir insan ya? Ayağı. Var abi gerçekten ya. Şurada bu Çarşamba dağları mı? Salı Pazar dağları mı? Karşıda yemyeşil fındık mı onlar bu? Fındık. Meyveler her taraf, var. Her taraf yemyeşil. Meyveler var, fındıklar var. Çok çatısı yosun tutmuş artık. Ne olur bunu şimdi rahmetli de oldu dayı şey mi yaparlar, yıkarlar mı? Yıkarlar. Yıkarlar artık. Bunda hal kalmamış. Demek bu geçmeli. Geçmeli. Kibisiz. 50 yıllık söküldüğü yeri de düşünürsek 50-60 yıllık ağaçlar. 60 yıllık vardır. Evet. Belki de daha fazladır. Belki de daha fazla. Diğer bir tarafını çekebilirsin. Gözüküyor mu oradan da? Evet. Buradan da bir cephesi. Tabi bu yeniyken güzeldir tabi ya. Bu böyle tabii. Sonradan böyle olmuştur. Bu hale geldi, bakımsızlıktan değil mi? Tabi tabi bakımsızlıktan bu hale geldi. İlginç. Evet.